Ve geldik, yeniden merhaba diyelim arkadaşlar. YouTube için söylemiştik. Yayın kaydını, yayın tekrarını Merhaba. YouTube'a atacağız. Aynen burada ne konuşuyorsak. Dün yani günlerden 8 Temmuz 2020'de arkadaşlar Shadowlands'in geliştirici güncellemesi yayını yapıldı. Yon ve şu an ekranlarınızda gördüğünüz arkadaş ki adını ezberde unuttum. John Hyde bize Shadowlands ile ilgili gelişmeleri sundular. Biliyorsunuz Blizzard genelde bu tarz yayınlar ya da bildirimler ya da live blog dediğimiz hani altı sürekli işte sohbete konuşmaya müsait açık olan sunumlar yapıyorlar. Bu da onlardan biriydi arkadaşlar. İlk önce John Hyde'ı gördük ekranlarda ve bize fiziki olarak Shadowlands geldiğinde nelerle karşılaşacağız? Onu anlattı. Yani onlardan en büyüğü de zaten Collector's Edition'dı. Bugüne kadar Collector's Edition'ı sahip olanınız var mı ya da görmüşsünüzdür diyeyim. Görmeniz var mı demeyeyim. Görmüşsünüzdür. Hep böyle bir koyu temalı, hep böyle bir işte karizmatik olma, gotik temalı şeyler coverlar yani kapakları vardı. Bu şekilde sunum yapılıyordu. Shadowlands ölümle alakalı bir düzlem olmasına rağmen, ölümle alakalı bir expansion, genişleme paketi olmasına rağmen ön tarafı takip için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ön tarafı gayet renkli ve ne derler? Psychic yani böyle biraz Kozmik. psikotik yani psikotik Kozmik. şeyler, renkler seçilmiş Psychic. ve Sylvanas'ın o Yani meşhur bakan kişiyi biraz psychedelic. çarpacak renk tonları var Evet, yani. evet. Pardon. Çarpıcı, çarpıcı güzel bir kelime. Yani Sylvanas'ın Helm of Domination'ı kırdıktan sonra Ice Crown üstünde açılan görseli anlatan bir ne diyeyim? Kristalleşme paylaşmışlar ön tarafta ve içinde olanlardan bahsediyor. Artbook eskiden çok olurdu. Bazı paketlerde olmamıştı diye hatırlıyorum. Ama burada sunmuşlar. Yani bu Shadowlands'te yapılan işte mesela bizim loading screen'lerde olacak şeyler ya da işte atıyorum bazı haritaların ne derler manzara görünümlerinin yer aldığı ya da karakter tasarımlarının yer aldığı öncesini sonrasını görebileceğiniz bir sanat kitabı Çok güzel. Mükemmel bir sanat sunuyorlar. kitabı. Evet yani kesinlikle Bayıldım. En şimdi sevdiğim parça. biraz bu sözümü mazur görün ama sıradan oyun oynayan işte ya arkadaş ben ayda işte 13 avroyu zor çıkartıyorum. Ne yapayım ki zaten diyen arkadaşlara bir şey demiyorum kızmıyorum yani şey de yapmıyorum ama bir koleksiyoncunun bir ne derler Evet. hani bu oyunun hastasının ve bu oyuna olan bağlılığını bir üst seviye çıkarmış bir farklı seviyeye çıkarmış insanların mutlaka ve mutlaka ne derler envanterinde bulunması gereken Çok bir tatlı. sanat kitabı. Zaten arkadaşlar bunlar satıldıktan ya da işte expansion çıktıktan sonra da pek çok yerde görebilirsiniz. Arkadaşlarınızda da bulabilirsiniz. Eminim yakınınızda bulunan insanlarda da olacaktır diye düşünüyorum. Biz Eda ile Utku olarak yani Ice Zorlax olarak şey aldık. Epic Edition aldık zaten. Sadece Collector's Edition içindeki fiziksel ögeler yok. O yüzden şu anda Collector's Edition'ı ekleme gibi bir niyetimiz yok. Geçelim. Olsa da alamayacaksın. Neden? Out of stock. Ha, out of stock da stock'a gelir yani stoklara gelir onda problem olmaz. Aa, 4 bitti mi tane stoklar? pin Evet. evet stoklar bitti. Aşk markanda kedi yatıyor, dikkat et. 4 tane pin veriyorlar arkadaşlar. Pin dediğiniz rozet diyebilirsiniz. İşte hani iğneyle böyle broş diyebilirsiniz. Başka ne denir bebeğim? Pin. Rozet. 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 Gada geçim ol diyorsanız arkadaşlar ve Pokemon'dan bahsettiğiniz seriler varsa oradan hatırlayabilirsiniz. Kyrian, Necrolord'ların, Venter'lerin ve Nightfeeler'ın yani o Covenant'ların hepsinin pinleri burada mevcut. Dedik ve bu arkadaş bize biliyorsunuz dün veda etti. Daha sonra Eon geldi ve beta kısmını açıklamaya, anlatmaya başladı. Ve arkadaşlar beta bir hafta sonra yayınlanacak ve şunu kapatabilir miyiz? Reklam yapıyorum. Ben de reklam yapıyorum. O reklamdan da para kazanmıyorum. Neyse. Bir hafta sonra yayınlanacak. Çeşitli arkadaşlara gidecek. Bu sefer tabii alfa kadar kısıtlı bir key imkanı olmayacak. Çok 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 genişletilmiş bir beta yelpazesi bulunuyor. O yüzden sizlere tavsiyem arkadaşlar şu anda
yazın World of Warcraft Shadowlands diye girin. Çıkan sayfada beta başvurunuzu yapın. İşte yok abi yok çiçek toplayana çıkıyormuş, yok raid yapana çıkıyormuş falan gibi bir şey yok. Beta herkesin hakkı, herkese çıkabilir. Giriniz, başvurunuzu yapınız. Ben 20 yıldır oynuyorum, o da yok. Ben 1 yıldır oynuyorum, o da yok. Herkese eşit haklarda, tamamen rastgele green card mevzusu gibi işte kuradan çekilecek ve alınacak. Herkes kadar şansınız var, o yüzden bu başvurunuzu mutlaka yapın. İon bize bazı teknik detaylar verdi orada, onlara pek derinlemesine girmeyeceğim. Muratan'la ben orada aynı fikirdeyim, oyuncuyu pek ilgilendiren mevzular olduğunu düşünmüyorum. Keys have been removed from Torghast diyor. Hani Torghast'taki anahtar olayı çözülmüş, yani silinmiş. Orada herhangi söylemek istediği, özetle geçeyim size. Herhangi bir giriş gereksinimi ihtiyacı kalmadı. Böyle bir şey yani var. Yani grind gerekmeyecek Horrific Vision'a. Evet. Horrific Vision'a girmek için Coalescing Vision, şey Visions mı ne, öyle bir şey topluyorduk. Hatırlarsanız mavimsi. Evet. Ya da gidip işte Essence of Nyolata kasıyorduk. Öyle bir şey yok. Tamamen beleş, gir, vur, çık. Ne kadar kastıysan o kadarı senin. Mevzusu geldi ve şöyle bir şey söyledi. Zorunda da değilsin. Yani ama bence önemli. Şöyle için belli bir miktarda toplamak gerekecek. Yani. Yani eyvallah, ama yani şunu söylemek istiyorum. Horrific Vision'ları nasıl girip o seve back için Malefic Core'u kastınız, evet, ya da işte atıyorum kitapları kastınız. Böyle bir durum söz konusu olmayacak dedi. Ama tekrar ediyorum. Henüz bu tarz konuşmalar, bu tarz geliştirici güncellemeleri alfa ve beta sürecinde her şey değişebilir. Özellikle Torghast gibi oyun mekaniğini direkt olarak etkileyecek mevzulara. Betada neyi karşılayacak bizi? Biz alfada biliyorsunuz 50 level'a kadar oynayabiliyorduk. Ya da 50 level'dan belli müsaade edilen level sınırları içerisinde oynayabiliyorduk. Mesela ne gibi? İşte Bastion'a gidiyorduk. Orada 50'de başlıyorsun, 53'de bitiriyorsun gibi. Ya da atıyorum Maldraxxus'a gidiyorsun, 54'ten başlıyorsun 57'ye kadar ya da gibi gibi. Böyle bir mevzu vardı. Oradaki görev dağarcığı kadar ilerleyebiliyordun. Böyle bir şey yok. Tamamen oyun açık olacak. Level cap, yani level sınırı 60 olacak. Yani Shadowlands'in kendisindeki gibi, yani 130-140 gibi bir şey yapıp da sonradan oyun çıkınca 60'a çekme gibi bir şey olmayacak. Oyun sonunu ilk defa görme imkanınız olacak ki bu ilk patch oyun sonudur. Onu da hatırlatayım. Yani mesela Battle for Azeroth'un betasında gidip de işte bütün oyun sonunu, yani işte lore'un tamamını görecek bir şey yok. İlk patch'in oyun sonunu göreceksiniz. Oyunun sonunda neler olduğunu göreceksiniz. Including Covenants. Covenant'lar tam anlamıyla dahil oluyor. Ve bununla alakalı bir yani paylaşım sizle şu anda yapacağız. Soulbinds kısmı geliyor. O işte follower varı olan kısımlar. Maksimum level'daki dungeon'lar gelecek ve daha fazlası. Memory Miles. Az önce de söyledim. Lütfen başvurunuzu yapın. Herkesin eşit sahip olma şansı var. Bastıra söyledim. Sonra demeyelim. Aşkım, şu kediyi iter misin? Bak kuyruğu senin şeyinin altında. Gel kızım. Tamam. Yok it. Sakın yorma kuyruğu altında. Tamam. Gel kızım. Okay. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kediler çok kötü yerlerde yatıyorlar. Choose a Covenant. Arkadaşlar Covenant'ları az önce söyledik. Tam olarak geliyor. Şimdi bu Choose a Covenant mevzusu ne? Covenant'ları konuşurken az önce de söyledik. Başvuru için link atma şansımız var mı? Mete'cim Shadowlands, World of Warcraft Shadowlands'ın linkini atar mısın? Teşekkür ediyorum. İşte moderatör, işte devlet diyoruz ve devam ediyoruz. Arkadaşlar Covenant'ı seçeceksiniz ve oyuna dahil olacaksınız. Şöyle söyleyeyim, Covenant değiştirmek o kadar kolay olmayacak. Öyle bir görsel çiziyorlar. Normalde insanları korkutmamak için direkt söylemediler. Ancak aldığımız alttan nasıl söyleyeyim? İmalara göre, küçük kırıntılardan topladığımız bilgilere göre o kadar kolay Covenant değiştirmek bizi beklemiyor. Covenant'ı seçerken iyice analiz edin. Çünkü anladığımız kadarıyla belli tema lore'u Shadowlands'te bütün haritalarda oynayacağız. Çünkü alfada belli bir seri zinciri halinde bütün görevleri oynadık ve gördük. Ancak sonrasında zaten Covenant seçilecek. Onu da dikkatli seçmemiz gerekecek. Ancak arkadaşlar, İon bunu şu şekilde
bastırdı ve birazcık da olsun şahsımı adına yüreğini su serpti diyebilirim. Dengeleme var. Hangi Covenant'ı seçerseniz seçin. Evet, senin bir beast'in olacak. Ama burada tabii biraz daha orta casual, yarı hardcore, semi hardcore oynayan oyunculara seslenmiş oluyorum. Dengelenmiş bir Covenant sistemi olacak. Yani istediğin kadar git işte atıyorum. Ben abi Venture'ların görünüşünü sevdim. Dead Knights'ın atıyorum. Belki Necrolord seçen senden daha üstün olacak ama atıyorum kaybın, aradaki kaybın işte %0.5, %1 gibi bir şey olacak. Irk şey gibi o zaman. Mesela Mustafa abi çok güzel bir şey söyledi. Kesinlikle Mete, sen de doğru söylüyorsun. İnceleyelim, sonradan değiştirecekler. Evet arkadaşlar. Ve bu... ben de bir şey katayım buna aslında. Kat abi. Benim dikkat etti. Hani bu Soulbind'lara verdikleri customization çoğunluğu var aslında. Hani şey dedi, spek değiştirebileceksiniz. Hani bu şu demek. Atıyorum sen hani Druid'sin ve illa Ardham'ı yok olmak istiyorsun ama bizim nerede olsun? Bastion'da. Bakarsın şimdi Ardham'ın bütün Soul Condor'da, bütün Soul Bind'de, bütün Soul Condor'da tek tek. Dersin ki yani ben bunlardan bir min-maxing yaparsam yine bir şey yapıp yine bir decent hale gelebilecek karakterim. O yüzden bu customization'ı veriyor bir noktaya kadar aslında. Hani şu an ya tabii oyun geldiğinde yine Wolfhead vesaire en bisini bulacak ama şu an ciddi anlamda customization gelmiş gibi gözüküyor Soulbind talent ağacıyla. Arkadaşlar hani o kadar zorunlu chat'e yazıldı diye söylüyorum, gösteriyorum. Görüyorsunuz hiçbir şey yazmadım. World of Warcraft Shadowlands. Direkt ilk çıkan siteye girdim. Aşağı indiriyorum. İndir. Nerede? Satın al. Hayır ya, satın almayacağım. Ha, join beta. Opt in now tıklıyorsun. You already opt in diyor. Bakınız ben de meraklı bir oyuncu olarak kurcaladığımda bunu görmüştüm ve daha önceden basmıştım. Diyor ki bu, suyunu çıkarma zaten başvurmuş. Tamam. Suyunu çıkarmıyorum zaten başvurmuş. Yani o yüzden ben o kadar olumsuz almadım bu Covenant mevzusunda. İnsanlar çok hani iyice olumsuz bakmaya başladılar ama ben bilmiyorum. Logan. Chat'e geldi mi? Chat'te değilsin ki şu an. Aa, chat'te değil mi? Okey, tamam anladım. Chat'teki linki tıkla. Ha. Tamam. Ha. Ben ama başvurdum. Gene görmek istiyorum. Ha, bu şey. Velhasıl arkadaşlar. Evet, çok büyük bir Aldor and Scrys, evet. TB'ciyle yaşlılar gelsin hocam. Yaşlılar gelsin. Doluşun abi. Aman. Aman iki tane genç çıtır izler bize. Hemen yaşlılar doluşun abi. TBC dönemindeki arkadaşlar. Gelin bakın. Evet aynı şekilde. Aynen öyle. Aldor ve Scryers. Çok oyun tecrübenizi bence etkilemeyecek. Ama şöyle güzel bir şey var. Ben burada Blizzard'ı ayrı tebrik ediyorum. Kendimi de ayrı ne diyeyim. Cursing. Hani kahretsin. Diyorum çünkü 4 ayrı karakter oynayıp 4'ünün de farklı lore'unu görmek gerekecek arkadaşlar. Yani evet, oyun sonunda ending game'de çok farklı şeyler olacaktır. Evet belki direkt Covenant'ların özelinde olan bir mevzu olacak ancak 4 farklı lore bizi bekliyor. Bebeğim sonra beraber yapalım. Bu arada bak bir arkadaş şey yazmış. Legion Artifact sistemlere benzettim ben. Zaten şimdi... Ion'da şey reliklere benzettim. Şimdi bu arkadaşlar önemli. Şöyle evet büyüterek göstermek istiyorum. Soulbind bunlar follower olarak tanıtıldı ama benim ikinci sorum buydu. İşte yetişmedi ama hiç önemli değil. Bunun cevabını bir yerden alacağız. Ve girdiğimiz o şu etkinlik eventinde de direkt olarak nail olamıyoruz, göremiyoruz. Ancak Legion Artifact'teki gibi geliştirilen ve Legion'daki gibi hatırlarsanız follower bazı world quest'lere çıktığınızda yanınızda follower'lar bitiyordu böyle. İşte Hunter'larınki bitiyordu. Ne oluyor lan burada falan filan. Bir tane Dead Knight'la şey geliyordu. Tarisyan mıydı? Human Dead Knight, evet. Değil mi? Tarisyan geliyordu böyle fıs tos diye böyle. Tassarian. Pardon. Ha? Tassarian. Neyse işte böyle bir ton bir frost gürültüsüyle gelip sizi rahatsız ediyordu. Büyük ihtimal ben ona benzettim fiziki formunu. Ancak gelişim formu evet Legion Artifact silah sistemine benziyor. Ki şöyle de çok benziyor.
Araya relikler takılacak. Bakın burada boş yerler var. Şöyle biraz fazla büyüttüm. Ha, şimdi görüyorsunuz. Bu boş yerlere raid ve dungeonlardan düşecek relikler takılacak. O yüzden benziyor. 3 farklı follower'ınız olacak. Legion'daki gibi işte bazı follower'lar göreve gönderilebilir falan değil. Bunlar sadece yanınızda takılmak için. Raid de dungeon da yanımızda olacak mı bilmiyorum. Çünkü şöyle arkadaşlar, bunun sorusunu şundan dolayı önemli buluyorduk. Dediğim gibi soramadık başka mecralarda. İnşallah diyorum. Raid'den ve dungeon'dan bunlar için item düşüreceğiz. Evet. Yani büyük ihtimal bizim raidingimizi ya da dungeon olayımızı etkileyecek bir durum gibi olduğunu düşünüyorum. İşte o da şey gibi, relik gibi yine. Relik mantığı. Düşürüyorduk ya raidlerden. Ne? Reform reliklerini. Ne istiyorsun? Bisterimizi falan alıyorduk ya. Ya şey yapmak istiyorum raidde. Tamam. Tamam kuşum. Hı-hı. Askerden geldim, çok hakim değilim konuya. Covenant'larla, Soul Binds'larla bağlantılı mı birbirleriyle? Evet. Şöyle bağlantılı. Her Covenant'ın farklı 3 tane Soul Binds'ı var. Diablo'ya döndü iyi mi? Benzetilebilir ama farklı. Yani şöyle arkadaşlar, eski Diablo 3 ekibinden çokça adam var burada. Yani benziyor olması muhtemel. Ama şu follower şeyi nispeten evet. Umut Altın, evet. Güzel nokta, evet. Niye öyle bir... Yo, şeyi düşünüyorum, hani oradaki skill sistemini düşünüyorum. Burada da benzer bir skill var ama orada mesela relik olayı yok. Orada direkt item'ı takıyorsun. Kendine düşen item'ı. Burada da kendine düşmüyor item, direkt bunlara düşüyor. Benzerlik gösteriyor. Hani onları kıyaslıyordum kafamda. Ya ama şey kötü burada. Hani benim Shadowlands için en çok hype'landığım konulardan biri açıkçası alt konusuydu. Onu o konuda hevesim bayağı kırdı bu ilk verdikleri bilgiler. Özellikle şu Renown konusu. Evet. Umarım onunla bir adam yes, akıllı bir ketchup ayarlarlar. Çünkü hani bütün Covenant hikayelerini görmek için sırf 4 tane karakter gerekecek. Askerden geldim, yeni hakim oldum. Bir şekilde ayarlaman lazım o yüzden. Söyledim ben de. Evet. Evet. Şimdi Renown denilen bir şey var. Renown biraz şey gibi böyle, tam Türkçe karşılığını bilmiyorum ama geri kazanım, geri bilinim tarzında bir şey var. Kısacası arkadaşlar her Covenant'la level kasacağız. Experience'ımız olacak. Belli seviyelere taşıyacağız bunu. Ve işte Covenant değiştirmenin zorluklarından da biri bu olacak. Evet, genelde son 3 aylar vurgusu yapılıyordu dostlar, oyunun çıkış tarihiyle ilgili. Ancak bu sefer fall dendi, yani sonbahar dendi. Yine son 3 ayları kapsayan ama bu sefer Eylül-Ekim'in de içine dahil ettiğimiz 2 ay daha geldi. Yani Eylül'den itibaren hype'ı, ya hype'ı yükseltiyorlar ya da gerçekten birazcık öne çekme durumları var. Kasım olursa... Fall dediklerine göre Kasım. Kasım bence de Kasım. Ama Kasım, ne bileyim, hani holiday falan var ya, ondan şey yapmalı yönler yani. Ne dinlerler ona? Ya benim düşüncem işte, yılbaşındaki büyük tatille birleştirirler. Olabilir. Aynen. Kasım'da aşk başkadır. Evet. Ekim'in son, Ekim'in ortası falan. Çok erken ya. Kasım'da aşk başkadır demiştim ben o zaman. Abi, çıkacak diye. Mustafa abi, onunla ilgili herhangi net bir şey yok. Şey dediler, yok Kasım'da çıkmaz dediler ama yine Kasım'da çıkacak bir ihtimal. Grint işi de Horrific Vision'daki gibi mi olacak diye düşünüyorum. Dediğim gibi henüz bir şey yok. Bilmiyoruz, olabilir, neden olmaz. Ne demek istedi Grint işi Horrific Vision? Hani şey kasması. Covenant kasması. Ne? O haftalık bir progress olacak abi bu arada. Onu da söyleyeyim, hani yapacağın belli bir miktar grind var, daha fazlasını yapman gerekmeyecek. Onu da söyleyelim. Ve kaç apıda olacak yani. Alttaki leveller Torghast levelleri mi? Mutlu abi 6, 7, 10 falan yazıyor ya. Yok. Renown Milestones. Geleceğiz ileride abi. Anima kasacaksın. İşte şey gibi, experience gibi. Ha. Seviyelerin. Fly sistemi hakkında pazar günü detaylı konuşacağız.
sas diyeyim arkadaşlar. Bu bizim özel konumuz. Yanlış anlamayın bizi. Biz biliyorsunuz Lore Konseyi'yiz aynı zamanda. Lore Konseyi'nden çok değerli bir üyemiz. Bununla ilgili detaylı bir açıklama yapacak. Pazar günü. Üyelerimizden biri uçuş konusunda takıntılı, evet. Evet, evet. Biz de istiyoruz, öyle söyleyeyim. Çok umutluyuz, çok sıkıştırıyoruz bu konuda. Bilginiz olsun diyelim. Affettin beni? Pazar günü görüşürüz konuyla alakalı. Great Şehir karakter için 2-3 sürer haftalık. Şimdi bu alt friend olacak mı? Onu bir şey karar. Büyük ihtimalle bence hayır. Olmayacak. Hayır, büyük ihtimalle hayır. Alt friendli, yani BF kadar alt friendli olacak. Ki benim hani bayağı hevesim kırdı dediğim gibi yani. En niye ya? Neden yani? Büyük. Neden 15 tane karakter kasmak istiyorsun ki? 15 tane karakter değil. Birincisi bebeğim Kovun'un sıfırlamak bile problem olacakken şey düşün yani. Evet. Alt karakter açıp Kovun'u kasman gerekecek. Ama bir de evet hani şey olmuştu, diyeceğim. Sonra getirdiler. Ama o bu onda da gelir. Hani ketchup'tır onun adı. Ketchup o alt friendlilik olmuyor. Şöyledir o. Mesela Eda oyuna yeni başladı. Anladın mı? Ya da işte Eda tatile gitti bir ay ya da işi çıktı. Eda'yı Utku'ya yetiştirelim mantığı duruyor. Evet. Anladım. Ya bir de yani 15 tane karakter katmak istiyorsun değil. Ben BFA'da her patch bir karakter oynadım. Sıkıldım mı? Yani bir karakter oynadım. Ben de bir karakter oynadım. Bıktım artık. Ya vakti var aşkım, anlamıyor işte çocuk. Sen var ya deliler gibi karakter kasacaksın ha. Şimdi bir yeni açıklanan featureslardan bir tanesi de işte o yeniliklerden bir tanesi de Missions Evolved tamamen değişti arkadaşlar. Ne deniyordu bunlara? Mete sen biliyordun ya, TFT mi diyorduk? Aynen, Auto-Chess. Auto-Chess, Auto-Chess mantığında arkadaşlar göreve gidecek arkadaşları yerlerine yerleştiriyorsunuz. Karşı takımın bir zorluk seviyesi var. Karşı takım oyuncu çok değil, PvE olacak. Yerleştiriyorsunuz, göreve başla diyorsunuz. Aynen, Hearthstone Mix. Evet, ben daha çok Might and Magic'e benzettim. Yaşımız belli olmasın diye bilerek soruyorum. Daha sonra göreve gönderiyorsunuz. Belli bir süre zarfı geçiyor. İsterseniz bu fight'ta ne olduğunu görebiliyorsunuz. İsterseniz skip geçebiliyorsunuz. Hani skip deyip geçebiliyorsunuz. Skip it, evet geçelim. Öyleyse bu projeyi geçelim. Bir dakika. Fallory biz mahşerde miyiz? Yani bizim kafamızdaki mahşer gibi değil. Ama mahşer. Yani mahşer değil ya. Mahşer yeri farklı olmuyor mu aşkım? Mahşer ilk önce cennete cehenneme gitmeden önce gidip şey yargılandığın orası yer değil. Mahşer yargılanma yeri. Mahşer yargılanma yeri aşkım. Arbiter'ın olduğu yer olarak düşünecek. Mahşer arbiter oluyor evet. Sonra cennet cehennem kavramı var mı? Var. Otomatik seçen sıvıştırır. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili önemli bir mevzu da burada göstermemişler ama bu olay mobil olacak. Gösteriyor mu? Aha. Mobil odak değil de mobilde oyununa girecek aldığım kadarıyla. Sırat köprüsünü evet, gördük işte. Ama onu sana söyleyeyim. Sırat köprüsü var ama bu sefer köprü değil. Köprünün altına şeyle geçiyoruz. Vakvaklarla. Suyla böyle atıp atıyor. Bizi Helya çıkıyor böyle atıyor şeyin içine altına. Abi o River of Souls olayı çok evet. Güzel bu arada. Yani. Ya evet çok güzel. Ben de çok sevdim onu. Oyunda gördüğünüzde çok hoş olacaksınız. Evet bayılacaksınız. Çok hızlı cevap vereyim. TBC paketi gelecek. Wrath of the Lich King de gelecek. Orada sonlandırmayı planlıyorlar. Serverlar ayrı ayrı olacak. Karakter kopyalama olacak. Ancak klasik TBC Wrath of the Lich King diye 3 farklı oyun gibi düşünün. Artık kas babam kas mevzuları. Oh yeah. Gelelim ve son mevzulardan bir tanesi de Restore the Flow Anima dedikleri arkadaşlar. Bu World Quest'lere benzer bir durum ancak daha çok Bounty'ye benzettim ben. Diablo'ya benzeten aynen iyice Diablo'ya benziyor. Olsun ya aynı firmanın oyunu ne olacak ya? Ya yani şey olarak farklı ya tamam, yani hani ne olarak? Tem olarak farklı mı? Tamam da bebeğim Diablo 3 ekibi yapıyor şu an oyunu. İyi de yapıyor. Çok güzel. Ellerine sağlık. Ben şu olayı sevdim. Herhangi bir yerde bir sıkıntı olacak. Oyundayken aktif hale gelecek. Buradaki animayı kendi Covenant'ınızın bulunduğu yere doğru kastınız, yönlendireceksiniz. Evet, ve Renown falan filan kasacaksınız. Bu da... We are gonna use to teleport one place to another, Lord'a. Bu yolda ne yapacağız biz bu yolda?
Legion'ı yapanlar da Diablo ekibiydi abi. Aşkım bir şey soracağım. Burada float, biz burada şey yapabiliyor muyuz? Bu yol üzerine gidebiliyor muyuz, bu açılan yol üzerine? Hayır. Orada anime akışını düzeltiyorsun, kendini aktarıyorsun. When I can I travel over there? Göstereceğim. Öyle bir travel mantığı yok. Oh no, I want. Gideceksin yani oraya. Bu Nightstar'da şey var ya Uzak abi. Bizde kadar gelsin. Open world şey vardı böyle, 4-5 tane işte bayrak vardı. Yukarıda işte Horde Alliance vardı. Onun gibi mi olacak bu? Zarys hiç çöp. Çok bir değil. Bir şey çok değil. Bence WoW Diablo çakması olmuş çöp. Bir, Diablo çok güzel bir oyun. Onun çakması ise bile çöp olmaz. İkincisi değil. Ne güzel kırgınlandı ya. Ya artık. Yok ya. Eda Zarys'ı çok sever bu arada. Çok triggerlanmaz severim, onu evet da söyleyeyim. Hayır hiç sevgi. Çok tatlı. Ben bayıldım. Ben çok severim. Gidiyorum izliyorum da, çok güzel yayınlar yapıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu anda yayında konuşulanları hızlıca bir geçtik. Bu ara oradaki videoyu görebilir miyiz bilmiyorum ama. Halcyon Family, I think I know you. Bir ama var. Ha bir. Şöyle yayınlanan görselleri hızlıca beraber geçelim. John Hyde, Executive Producer. Çok tatlı adam ya, çok sevdim. He looks like... Önce bir kızdık lan dedik, prompter'dan mı okuyor bunlar falan. Daha sonra ayıktık mevzuyu. Ayıktık, evet, bunlar arkadaşlar lan dedik, pandemi var. Online yapıyorlar, kameraya bakıyorlar falan. Kameraya bakıyorlar. Şeye bakıyorlar hani. Kamera hani. Bak biz de aynı şeyi düşündük de öyle değil arkadaşlar. Şöyle düşünün. Ben şu an chat'e bakıyorum değil mi? Aslında sizle konuşurken kameraya bakmam lazım ama chat'e bakıyorum. Çünkü sanki Fellery sen oradaki şeyindeymişsin gibi. Nasıl söyleyeyim? Nick'indeymişsin gibi. Gibi. Oraya bakıyorlar. Tayland'dan sevgiler. Hayır bize okudu abi. Hayır, abi kaça bize de. Neyse dur bozmayacağım. Abi YouTube atacağım bunu. Collector's Edition'ın dik kısmı. Diyorum ya, I know you. Ah, okay, what are you doing? Okay, I'll ay, ask. Kötü you yakalamışlar. Bu adam çok tatlı. Şeye benzemiyor mu ya? Gültepe'dekilere çok güzel. Tam bizlik. Adam tam bizlik. Neyse evet, devam ederiz. Reklam var ya Utku abi. İşte bir balana üç balana. Hayır, benzemiyor mu ama? Yazık, adamın eli titriyordu heyecandan. Selam yayınlara, hoş geldin. Selam, hoş geldin. Tam şey yani. Artbook'un kabı çok hoşuma gitti. Evet. Alttaki detaylar falan çok güzel yani. Bu ara Covenant'ın simgelerini dövme yaptıracak manyaklar vardır diye düşünüyorum mesela ben. Ben de tabi. Valla Maldraxxus'un ya da Revendreth'in logosu çok fena. Keşke ileride bir MoW logosu, MoW cover'ı açılsa. Arkadaşlar Shadowlands mousepad'i çok küçük. Evet. Yani... Abi bak gördüm dakikasında söylediğim şey şuydu. Are you serious? What the hell? It's small. What are you gonna do with that? Çok küçük. Böyle küçücük yapmamaları gerekiyor. Arkadaşlar. Abi. Nacizane evimdeki mousepad. Bunu hem de bir tane uzun mantar bir yok. Ne ya abi, çok ya güzel. Kesinlikle çok güzel. Madrax'ın kendisi de çok güzel. Oyun oynuyor yani, gittiğinde. Sen izledin mi bilmiyorum yayınlarımızı. YouTube'dan bakabilirsin. Madrax'ın işi de çok güzel. Büyüklük şöyle bir şey. Aynı zamanda klavyenin üzerine koyabiliyorsun. Mesela ben iki bilgisayar kontrol ediyorum şu anda Murat Hancığım. Ve iki bilgisayarın mouse'u ve klavyesi aynı yerde duruyor. Evet, büyük olması faydalı o açıdan ve bu kadar güzel içeriğe sahip bir kutunun içinde açıkçası ben böyle bir şey beklerdim yani. Belki hep eklerler ya. Evet arkadaşlar, bu bakınız, bu yayın bilgisayarının, bu da oyun bilgisayarının. Evet. Bu ya ben oluyor. Bunun içine ne isterdim hemen söyleyeyim. Şimdi herkes, hepsine baktık mı? Yo, devam et bebeğim, söyle. Bir, ben bunun içine şey istiyorum. Minyatür isterdim. Minnoş bir minyatür istiyorum içine. Minnoş. Güzel bir minyatür. Bir heykel, bir biblo minyatür. Ondan evet sonra anahtarlık istiyorum. Ondan sonra boyama kitabı istiyorum. Böyle boyama kitapları oluyor ya, böyle kalemlerini koyuyorsun. Kendi kalemler oluyor. Böyle boyuyorsun tek tek. Yeter o kadar. Başka bir şey istemiyorum. Tamam işte, onları da koydu da $200 oluyor ama. I don't care. Ya bir şey söyleyeyim mi? Eda'nın söylediği şeyler çok ucuz şu yapılan şeylere göre. Yani şöyle söyleyeyim. Yo. Geçen gün Ashbringer, geçen gün dedim şey de yaklaşık bir 6 yıl oldu. Ashbringer anahtarı aldım, 7 liraydı. Yani 1 dolar. Çok üzüldüm ya o konuda. Ya yapmışlar Utku abi, Diablo 3'ün top 5'ini var mı? Evet yani Ayşegül tatilde diye boyama kitabı alıyorsun, 5 TL. 5 TL, evet. 50 cent falan yani.
Ya boyama kitabı çok güzel olurdu arkadaşlar. It's so much fun. Ha bir de sticker istiyorum. Ama mesela stickers boyama kitabını neden desteklerim biliyor musun? Niye? Küçük yaştaki arkadaşlara da belki hani sevdirir o bu tarz dünyanın içine sokmaya başlar. It's PG-13 Utka. Hayır canım ne alakası var yani yapı mesela güzel güzel Brightwing şeyleri olur evet, yani. Evet o da güzel olurdu. Ok böyle. Velhasıl en güzel arkadaşlar ben şundan ben de olsun isterdim. Ben şundan ben de olsun isterdim. Alırsanız gönderin Utku'ya bir tanesi. Hayır arkadaşlar göndermeyin lütfen. Bana fotoğraflarınızı gönderin ben sizinle umsunluk yaparım. Ya şey izleyicimle gurur duyarım. Şimdi Adanalı yoktur belki. Bir şey söyleyeceğim çıkınca ben sana I will buy them separately not the whole collection. Öyle çıkmıyor. They're gonna sell it I guess. No. Yes they will. No. I'm gonna tell them no. They will. Oh my god. Yaptıralım aşkım gidelim şeyde kızla. Yaptıralım. Aşkım ben bunları dökerim ya sıkıntı yok. Çok haklı mesela hangi çocuk mörlak seviyor? Çok güzel mörlaklar. Hello. İşte konuşmacı. Evet şu görsel çok güzeldi. Çok güzel. Arkadaşlar bizim mükemmel bir şey bekliyor. Ya şimdi biliyorum bazı arkadaşlar Eda'nın bu söylediğine tetiklenecek ama ben de gerçekten güzel bir expansion olacağından özellikle oyuna tek düze mekanik açısından bakmayan insanlar için oyun artık onlar için bir yaşam şekli olan karakterler kişiler için çok 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 güzel bir paket geliyor. Gerçekten otur eşinle çayını demle yan yana vakit geçir mükemmel mükemmel olacak. BFA'da da aynı hissiyat vardı bizde zaten. Ya yok abi ben Shadow Dance'ı görünce BFA bir tecrübe demiştim. Çok daha bunları iyi. Bunları konuştuk. Bunları konuştuk. Teker teker konuştuk. Konuştuk. Bir dakika. Au. Ha, şöyle bir mevzu var arkadaşlar. Anima Conductor mevzusu. Paket tarihi belli değil. Paket tarihi belli değil sadece... Sadece şey olarak var, sezon yani mevsim olarak söylediler. Evet, o da sonbahar. Sonbaharda aşk başkadır. Bu şey mi? Garistonları yapıyorduk ya. Büyütme şeyi. Ben pasif rol vereceğim. Ben sigara içmek istiyorum aşkım. Keseriz orasını o zaman. Hı-hı. Tamam. Hadi ben geçeyim sonra keseriz. Yok ya sıkıntı yok. No hayır hayır hayır. Dur bebeğim bir dakika. Durdurdun mu? Bir dakika arkadaşlar. Papo. Evet arkadaşlar. Tamam mıyız? Kamera. Evet evet duyuyorsunuz değil mi bizi? İçmiyoruz abi. Yok öyle bir şey. Attık. Sen içme dedikten sonra attık. Ben I told you. Biz attık şu anda çöpte hepsi her şey. Devam ediyoruz. Restore Flow Anima. Bunu da konuştuk. Sabah tam üstünü akıl edemedin aşkım. Evet. Mobilde oynanabileceğini konuştuk. Mobilde Dungeon, ne oynanabiliyoruz? Bu arkadaşlar böyle bununla ilgili bir soru gelmişti. Battle Royale muhabbeti var demişti. Ne diye. Oyun sonunda level kas, yani level kasarken ki gelen dungeon'ın ziyadında maksimum level'da bir dungeon gelecek. Theater of Pain, Maldraxxus'un ilk giriş yaptığımız yerdeki arenası bir dungeon aynı zamanda. Evet. Burada bir Battle Royale tadında bir şey olacak. Orada Covenant'lara göre seçimler yapıp ilk boss'larını seçeceksin. Bir boss mu keseceğiz sadece? Harika. Anlamadım ne demek istediğini. Tekrar açıklar mısın? Covenant'lara göre boss'lar var. Mesela bir Kirin Covenant'ına evet. Göre bir boss var gibi gibi. Dungeon'lar Covenant'lara göre değişecek mi? Hayır. Bu dungeon'a özel. Covenant'larına göre değişmeyecek. Allah Allah çok şaşırdım. Oradan boss seçeceksin aradan. Ya da işte ona göre bir şey gelecek. Ha okey. Okey. Hikaye göre. Şey sormak istiyorum. Biz şeyde ne oynayabileceğiz? Telefonda ne oynayabileceğiz? Şeydeki gibi mi olacak? Legion'daki gibi mi olacak? Bebeğim şu an BFA'da da var. Follower'ları göreve gönderebiliyorsun ya. He o olacak. Onu diğer o yeni hali geldi ya. Aha. O mobil de olacak aynı zamanda. Okay, ben hiç kullanmadım. Biz niye hiç kullanmadık? Ben kullandım. Ben kullanmadım. Oyun sonu MAV'da dönecek. Bu ara arkadaşlar MAV'la ilgili şöyle bir detay verdi. MAV'da herhangi bir bölge yok, NPC yok. Yani işte ben Hearthstone'u buraya ayarlayayım da görevlerimi bitirdikçe geri dönerim yok. Falan mevzusu yok. Burası ne İstenmediğiniz gibi bir yer dedi yani. Mantıklı.
Evet, istenmediğimiz bir yer, doğru. Bu oyunda buna benzer bir yer yoktu. Argus biraz benziyordu ama orada da hani flight points'lar ya da işte şeyler falan vardı. Burada öyle bir şey olmayacak. Yayın falan var işte. Dedi. Sen kain misin dedim. Biz burada evet ama bir tane bize yardım edecek NPC olacak. Bir tane. Evet. Evet, bir tane NPC olacak. Yanımızda follower NPC. Ben o şeyi verdim Utku abi, gösterdin ya, böyle küremüre vardı. Ne? Anima bir şey. Anima Research müydü? Bir şeydi ya. O şey vardı böyle. Dur geleceğim, şu Shadowlands görsellerini bir geçelim. Uf, işte bak. Burada bir şey yok. Buradan başa döndük. Şimdi şöyle close diyelim. Mete'nin sorduğu soru şu. Covenant'taki Sanctum denilen yerler var. Bunları upgrade etmek için kullanıyorsun bunları. Şimdi arkadaşlar hiç vakit kaybetmeyelim. Okey. Gelelim. Şöyle arkadaşlar, bize biliyorsunuz ki Alpha geldi. Ve biz Alpha'da girdik hemen. Bölgeleri tek tek ziyaret ettik. Karakterler açtık. Torghast'ı denedik. Üstüne bölgeleri tek tek denedik. Görevleri yaptık. Bir sorun varsa bildirdik. Ve bu tecrübemizi de sizlerle paylaştık. Biz izin verildiği boyutta. Ve arkadaşlar, Alpha'ya sahip olan kişilere, oyunculara bir hani bu developer update yayınına özel, developer update etkinliğine özel bir event oluşturuldu ve Shadowlands'te sadece Revendred Covenant'ını oynayabileceğiniz bir patch diyelim. Patch sunuldu ve burada biraz girdik, takıldık açıkçası dün akşam ve şu anda sizlere sunma iznimiz var ve sizlerle bunu paylaşacağız. Ve konuştuğumuz, gördüğümüz birçok şeyi de burada sizlere aktaracağım, dilim döndüğünce, gücüm yettiğince. Şimdi en çok merak edilenlerden bir tanesi eminim ki Soulbinds muhabbetidir. Şöyle arkadaşlar, hemen açıyorum. Ben Najee'yi seçtim ancak burada 3 tane seçebiliyorsunuz. General Draven, The Mad Duke. Aaa, Naltrezin. Which one? Evet. Evet. ve Nadja Mistblade arkadaşlar. Bunların üçünden birini seçiyorsunuz. Şöyle, bu etkinliğe özel yine sınırsız sayıda relik diyelim bunlara. Relik alma imkanımız var. Atıyorum. Finance Conduit, Potency Conduit. Birer tane alayım. Ne olduğuna bakmıyorum şimdilik. Endurance Conduit diye aldım, geldim. Buraya aktif hale getiriyorum. Bu ablayı zaten aktifleştirmiştim. Burada resetleme var. Arkadaşlar bir reservoir anima istiyor. Onun yerine mesela basalım. Çız geri geldi. Ve yerleştirdiğim relikler durmak kaydıyla başka yerden başlayıp da yine özelliklerini verip devam edebiliyorum. Herhangi bir sorun yok. Aktif dedikten sonra da aktive edebiliyorsunuz. Relikleri doldurduktan sonra. Mesela yeni bir karakter açalım. Dur, Naltrezim yapalım. Mesela ne diyormuş? Tek tek bakmayacağım bunlara. Sabah ederiz. Leaving the rest area. Mount hızınızı, yani genel olarak hızınızı arttırıyor. Ve hani yok, combat regeneration'ı arttırıyor. Combat dışındaki yani HP'niz ve mananız çabuk doluyor. Ve World of Warcraft dedim ya. World Quest'leri bitirdiğinizde refreshleniyor. Şimdi ben dediğim gibi hızlı geçiyorum. Amaç doldurmak, mekanizmasını anlatmak. Kamerayı bitti mi aşkım? Evet. Kameralarımızı geri getirelim. Şöyle. Ve aktif diyoruz. Çantamızdan da conduit'lerimizi şu şekilde, normalde Legion'da nasıl relik yerleştiriyor isek o şekilde yerleştireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Anlaşılmayan bir şey yoktur diye düşünüyorum. Varsa da söyleyebilirsiniz. Evet, şimdi birazdan World Quest yapmaya çıkarız. Nasıl bir karşılamayla yanımıza uçacak, gelecek. Neymiş mesela eksiğimiz? Potency Conduit. Eksik bir tane.
Buradan bir tane potansiyel konduyu alalım. Take something that belongs. Aldım. Yerleştireceğim şimdi dayıya. Potansi finance almışım aşkım hiç uyuyor. Zavadak. Zavadak. Güzel noktaları birleştiren bir expansion yapmışlar. Evet. Yine bu etkinliğe özel olarak arkadaşlar deposit şeklinde verebiliyorsunuz. Cars Animal Reservoir'u şuradan alabiliriz diye düşünüyorum. Aa hello abla. Bu test şey bebeğim istiyorsun mesela bana biraz anima ver diyorsun çat diye veriyor. Animal Reservoir'u var mı? Large of Animal Reservoir. Kesinlikle hikaye olarak da çok güzel şeyler bizi bekliyor. Mesela ben en çok neyi merak ediyorum onu söyleyeyim size. Neyi bekliyorum. Sylvanas'ın bu zamana kadar bu kısımda geçmiş olduğu hikayeyi göremedik. Bilmiyoruz ne olduğunu. İşte intihar ettiğinde biliyorsunuz Shadowlands'a geliyor. Ne olduğunu bilmiyoruz. İşte Gen'le işte kavgasında tekrar öldürülüyor. Bilmiyoruz ne olduğunu. Buraya gelip ne yaptığını bilmiyoruz. Ben bunları görmek istiyorum. Bunun için çok heyecanlıyım. Göreceğiz değil mi aşkım? Göreceğiz. Flashback. Onu da bakıyor muyuz? Ne yazıyor onlar? Kim mi? Siz merak etmiyor musunuz arkadaşlar? What happened? Şöyle. Nasıl söylesem ki? Bazı lokasyonlar var. Bunlar Anima Diversion, Anima Upgrades ve Amber Court falan filan. Transport Network. Mesela işte az önce bir harita vardı ya. Hı hı. Onunla ilgili bağlantı noktalarını açıyor. İşte Anima Diversion'ı şeyini arttırıyor. İşte şey gibi düşünün. Etrik vardı ya BFA'da. Aha. Onun gibi research yapacağız. Alerya abi. Bütün BFA'yı öyle geçiriyor. I wanna know about the gateway. Nereye götürüyor bizi? Nasıl geçiş yapacağız oraya? Anlamadım. Onu henüz dediğim gibi görmedik bebeğim. Raven Direct'te şey varmış. Yeni gıcı geldi ya. Alo. Ne varmış? Ama Sylvan'a sormayacak Balo. Arkadaşlar. She's already on that. Bir hiçbir şey duymuyorum. Ne abi? Balo. Hı. Tamam Balo'ya da girelim. Balo'ya da gireceğiz. Onlar şimdi yan fan aktiviteye galiba. Arkadaşlar az önce işte mobil olacağını söylediğimiz mevzu bu. Şu anda görüyorsunuz. Ben daha önce bir yerleşim yapmıştım. Şu anda o yerleşime göre vuruyor arkadaşlar. Ve yani oyunda kaldıkları turn boyunca level kazanıyorlar ki karşı da kazanıyor. Şu an karşının 50 daha kuvvetli duruyor bana göre. Mesela uzun sürüyor. Bunu da görmüş olalım. Continue dediğiniz anda direkt kazandığınızın sonucu geliyor. Bir tane daha görelim. Daha çabuk biteceklerden. Arkada da taverna müziği çalması çok manidar oldu. Ben neden bahsediyorum? Niye Billy Boy Sylvanas ölsün mü? Nasıl yani? Allah Allah. Ben burada söylüyordum. Andet yani artık ölecek bir yeri yok arkadaşlar. Sylvanas. Varlıktan bıkmadım. Ben Sylvanas'ın hikayesini çok merak ediyorum. Ne olduğunu merak ediyorum. Yok. Pazar günü pazar günü söyleyeceğim şeyi şimdi söylemeyeceğim. Evet evet arkadaşlar. Lore ile ilgili büyük açılımı pazar günü yapacağız. Gelin birlikte tartışalım. Bir elite görevi var hemen. Evet. Şu an arkadaşlar görevi başlatma evet aşamasındayız. Evet telefondan oynanabilecek olan etkinlik bu. Mesela full follower döşüyorum. Start adventure diyorum ve başladı o. Gitti. Bu şekilde. Kind of looks like şey. Soracağınız var mı? Pet. Yok bebeğim. Tamamen follower şeyi. Follower, zaten bak pet. Resource var. Reservoir Anima diye geçiyor. Nasıl söyleyeyim? Order Resource, War Resource gibi bir şey yani. Anladın mı? Hı
War Resource kasıyorduk ya. Hı-hı. Ona benzer bir durum işte. Peki biz BFA'da kastığımız neyi oraya götürebileceğiz? Hiç. Yani hiç. Hiç. Okey. Bu hep böyleydi ama. Yani hep böyleydi. Var mı ama yani bu sefer diye sorayım. Şunu neden depozit edemiyorum anlamadım ben. Ne kadar üstü acaba? Neyse sonra bakarız buna. O undead açılımını yapacağız. Ölünce ne bu arada arkadaşlar iki çok tane şey. Skill aldım. Bir tanesi buydu. Tower of Shadows. Kan ışınlanması ki alfada görmüştük bunu. Aynen öyle. Mantık olarak öyle derler. Şu yarasayla birazdan yüzeye çıkacağız. Anima Conductor denilen şöyle bir yapı diyeyim. Arkadaşlar şöyle bir yapı var. Bu yapıyı tıkladığınızda az önce bahsettiğimiz Restore Anima Flow haritası karşınıza çıkıyor. Ve bazı şeyleri görüyorsunuz. Şu anda unavailable hepsi. Büyük ihtimalle World Quest açılınca yapılacak. Channel Anima to Force to fight an enemy champion. Mesela bir tanesinin yakındakine gidebiliriz diye düşünüyorum. Bakalım. Geldi.